Heh, ben de sana geliyordum abi. Hayırdır sabah sabah Orhan? Hayır, hayır abi. Askerlik yoklaman geldi. Vatan borcunu ödüyorsun Allah'ın izniyle. Ne? Efendim. Gümüş merhaba, ben Nihan. Merhaba Nihan. Bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakma. Mehmet her yerde beni arıyormuş. İyi olduğumu haber vermek istemiş. Mehmet çok endişelendi. Senden haber alamasaydı bugün oraya gelecekti. Ama biraz beklersen uyandırayım Mehmet'i. Hiç gerek yok Gümüş. Sen iletirsin artık. Ben bir şansımı deneyeyim. Tamam. Mehmet. Mehmet. Mehmetciğim. Nihan arıyor. Nihan mı? Nihan? Güzelim, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim kaptan. Mehmetcan nasılsın? Çok iyi, çok iyi. Merak etme. Merakla seni bekliyor. Ne zaman geleceksin? Belli değil. Ameliyat nasıl geçti? Çok zor bir ameliyattı ama çok iyi geçti. Doktor Anderson fizik tedaviye burada devam etmemi istiyor. Ama Mehmetcan yanımda olmadan yapamam. Çok özledim oğlum. Ya o da seni çok özledi. Bak, doktorların tavsiyesini hiçe saymazlık etme sakın. Yok kaptan, beni hiç merak etme. Çok iyiyim ben. Tamam, çabuk gel. Çok yakında orada olacağım kaptan. Herkes seni soruyor. Gözlerimiz yollarda kaldı, bekliyoruz seni. Ya ne yapacağım dede ben şimdi? Planlarımda iş askere gitmek yoktu. O ne demek oğlum? Bu bir erkeklik vazifesi. Zamanı gelince herkes gitmekle mükellef. Yine sizin zamanınız iyi. Ben tam 2 sene yaptım askerliği, biliyor musun? Ya dede, ben 2 saat bile yapabileceğimi sanmıyorum dede ya. Hiç bana göre değil vallahi ya. O ne biçim laf? Herkes nasıl yapıyorsa sen de gidip yapıp geleceksin. Günaydın herkese. Hı. Herkese günaydın. Afiyet olsun. Ne haber dede? İyi oldu. Geç abi, geç. İyi, hadi bakalım. Sizin neniz var sabah sabah yüzünüzü ekşitmişsiniz? Yok bir şey baba, iyiyiz. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Hayırdır, rüyanda mı gördün bizi? Dün fırsat olmadı. Ben sana müjdeli haberi veremedim dede. Neymiş bakalım bu müjdeli haber? Ben hamileyim. Ne? Güzel kızım benim, tebrik ederim. Ah yavrum benim. Sağ olun dedeciğim. Maşallah, sana hayırlı olsun. Mersi. Hadi geç bakalım. Sizin haberiniz var mıydı bundan? Vardı. Zaten iyi, kötü her şeyi en son ben duyarım bu evde. Gelin hemen bir organizasyon yap. Bu gece kutlamalıyız bu haberi. Hem Berk'in de askerlik yemeği olur. Değil mi? Askere mi gidiyorsun? Asker mi olacaksın sen? Evet. Aman işte, yaşın iyice ilerlemeden vakitlice git gel. Tebrikler. Siz ne zaman konuşacaksınız hanımla? Ha Şeref. Nasıl olsa sonra söyleyeceksin. Canını sıkan neyse şimdi söyle. Bir an önce çözelim. Dün gece Ahmet'le konuştum. Onun adını soframda duymak istemediğimi söylemedim mi? Anne, ne konuştunuz? İyi miymiş babam? İyi. Uzun zamandır Sydney'deymiş. Bu yüzden arayamamış. Geçen gece de aramıştı beni. İstersen boşanabilecekmiş. Bunu söylemek için arayıp duruyormuş. Sen boşanmak istemedikçe o seni boşayamaz gelin. Arkanda biz varız. Sakın sen canını sıkma. O daha iyi sürsün diye biz durumumuzu değiştirmek mecburiyetinde değiliz. Tövbe tövbe. Adamın asabını bozuyorlar. Ya aşk olsun amcama ya. Hapislere düştük, aramadı. Şşt. Ya şimdi boşanabilmek için sık sık arıyor yani. İyi tamam, kahvaltımızı yapalım hadi. Susan ne? Olmuyor değil mi? Pınar, bu Nilüfer Hanım var ya, İzmir'e yerleşmeye karar verdi. Hayırlısı olmuş onun için. Hayırlı bir havadisse bizim de haberimiz olsun değil mi? Nihan'ın ameliyatı çok iyi geçmiş de. Artık yürümek için bir şansı ya var. 2 gün Afyon'a gittim. Gene bombalar patlamış bu evde. Sendeki halde pek hayra alamet değil küçük hanım.
Evet dedi. Pınar. Ben de hamileyim. Aman Pınar. Ne? Pınar. Ama Onur'la boşanmayı da hızlandırmaya karar verdik. Ne diyorsun Pınar sen? Dedeciğim lütfen. Dede. Babacığım dede. Lütfen. Beni kafir mi yapacaksın sen? Lütfen. Çocuğumu doğuracağım ben. Pınar. Nedir bu vaziyet böyle? Lütfen. Dur bırakma hemen dedeciğim sakin dur. Sakin olun lütfen. Ya Pınar. Böyle şak diye söylemesen ölürdün değil mi? Hani siz arkadaştınız? Ne oldu böyle? Bu çocuk nasıl oldu? Siz bunları çocuk oyuncağı mı sanıyorsunuz? Madem çocuk yapıyorsun, şimdi niye ayrılmak istiyorsun onu söyle. Asıl bomba o ya. Neyse dedeciğim. Şimdi ben seni daha fazla sinirlendirmeyeyim. Sen beni katil yapacaksın. Dede, yapacaksın. Dede, 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 tamam. Dedeciğim. Dede ne olur otur. Babacığım. Lütfen. Dede tamam otur, ne olur. Sakin ol. Lütfen. Ne demek oluyor bunlar efendi? Senin haberin var mıydı? Bu kız ne yapmaya çalışıyor? Dede sakin olmanız lazım sizin lütfen. Bu evde olamam zaten kızım. İzin vermezler ki. Ya eminsin değil mi? Çok da yolun üzeri değil. Ben bıraksam da olur Özge'yi. Dedim ya hayatım. Ben bırakırım. Hem söz verdim Özge'ye her sabah ben bırakacağım diye. Eh peki. Seni seviyorum. Ben de. Aa, şey baban geldi mi Afyon'dan? Evet canım bir şey mi oldu? Aa, hayır. Bir arayıp teşekkür etmek istiyorum. O gece bütün aile seferber olmuşsunuz. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Ben hazırım. Hadi gidelim. Aa, seslensene bana tatlım yardım edeyim ben sana. Hadi gidelim. Hayır hanımefendi. Önce güzel bir kahvaltı yapılacak ondan sonra. Heh. Verdi mi izin? Evet. Aklın durur. Hiçbir şey demedi hem de. Nereye diye sormuştur ama. Vallahi sormadı. Başka bir sıkıntılar olmasın. Benim akıllı kocam. Gel. Bak. Yani sevindiğimden değil ama üzülecek bir şey de değil tabii. Ha? Yani bildin diyorum. Bir sıkıntıları ama pek sıkıntı değil. Pınar Hanım hamile. Ne? Vallahi. Belliydi böyle olacağı. Kimi kandırıyorlarsa artık biz ayrıyız diye. Oğlan pencereleri aşındırdı durdu. Kediler gibi az mı dolandı bahçede? Alemsin vallahi Orhan. Beni de kendine benzetti. Tövbe tövbe. Rezilliğe bak. İki çocuk doğuruyor. İkisi de evlilik dışı. Bu kız ne zaman akıllanacak? Siz onun bu densizliğini hoş görün baba. Ben kulağını çekiyorum zaten. Bana sorarsan pek de faydası olmamış gelin. Bir de utanmadan karşımda gerine gerine söylüyor hanımefendi. Dede, siz yokken Pınar çok ağır şeyler atlattı. Yani ruhsal durum hiç iyi değil. O yüzden böyle konuşuyor yani yoksa... Ama bu mudur yolu kızım? Gelse otursa şurada konuşsak doğru dürüst. Bu kadar basit mi yani bu? Ortada bir can konusu var. Allah'ım ya Rabbim ya. Pınar da bunları eline boyuna düşünüyor ama. Abi seninle konuşmam gereken şeyler var. Bir gelsen. Hayırdır be? Tamam abi. Vay gidip bir baksak mı odasına? Abi. Ben birazdan gidip bakacağım. Ben bu askerliğe gidemem. Bünyem kabul etmez. Ya bana çürük falan ayarlasak olmaz mı? Vardır senin tanıdıklar abi. Nereden tanıdığın olsun oğlum? Hem olsa bile bu durum başka. Hem bunu namus meselesi gibi düşün. Hepimiz nasıl gittik askerliğimizi yaptık. Sen de paşa paşa gideceksin askere. Hem önce baba ocağı sonra asker ocağı derler. Alışınca çok seveceksin. Tamam abi tamam. Hadi bakalım.